yemin ettim, ekmeğinizi tekrar geri almam. Benim boynuma borcudur. Bu siyaset olmayasa canım eyleyeceğim. İlah bunu arayacağım. Türkiye'nin çözümünü çöp oldu da şimdi dışarı gitmişler. Hadi hükümet yoksa devlet yok mu? Devlet yoksa dünya ne seyirci kalıyor? Neyi bekliyorlar? Burası 2. Afrika bölgesine döndü. Ne yapacağız? Çocuğum bana diyor baba, ekmek kazanma bu kadar zor olduğunu bilseydim sana harçlık istemezdim diyor. Ben ne yapacağım bu çocuğa artık? Ha, bir çocuğum var bakamıyorum. Her gün buradan oraya buradan oraya kaçıyorlar. Sen çok Türkiye'nin derdini çözdünüz de kaldı yabancıların derdi. Adam keyfine bakıyor. Bir günü gezmem benim ömür boyunca bana yeterliydi. Yani gelip yan yatıyormuşum ben. Hiç yan gelip yatmamışım. Verseniz en ağır işi verse ben yaparım. Ben 39 yaşındayım. Benim hayatım eziyetten geçmiş bir insan. Rahat dünyanın yüzünü görmedim ben. Ben de gezmek istiyorum. Ben de hayat yaşamak istiyorum. Ama nerede, hani? Hangi ilden geldiniz? Ben Bitlis'ten geldim. İnsan hakları, insan hakları diye söylüyorlar. Duymuşum ama insan hakları nasıl olduğunu bilmiyorum. Nerede? Devlet, hükümet bile eziyor. Devlet niye seyirci kalıyor? Devlet eziyor. Dünya niye seyirci kalıyor? Demin bir arkadaşımız gitti. 40 senede bakılmış bir insan bir dakikada gitti. Yazık değil mi? Ne yapmamızı istiyorlar? Kendimizi yakarım mı? Bu iş çözülecekse yakarım. Ama şunu çocuğumuz var, ağlıyorlar. Bugün burada 55 gündür direnen tekel işçilerine destek vermek için toplandı. Ankara Emek ve Meslek Örgütleri Platformu'nun bu konuyla ilgili duyarlılığını paylaşmak üzere hazırladığı ortak metni okuyorum. Tekel işçisi direnişin simgesi, haklarının gasp edilmesine, iş güvencelerinin ellerinden alınmasına, açlığa, işsizliğe, soğuğa, biber gazına ve baskılara 55 gündür inatla direnen bu direnişleriyle Türkiye işçi sınıfı mücadelesine bir destan yazan, Türkiye'nin ve Ankara'nın kışını bahara çeviren tekel işçisinin direnişini selamlıyoruz. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Susarsak sıranın bize geleceğini haykırmanın zamanı ve bizi biz eden birlikte mücadele geleneğine hep birlikte sahip çıkarak tüm mücadele dostlarımızla omuz omuza yürümenin zamanı. Bu soğuk kış gününde baharı müjdeleyen emekçi dayanışmasının gücüyle ezilenler, yok sayılanlar, sömürülenler, haksızlığa uğrayanlar, sistem mağdurları ayağa kalkıyor. Zulüm ve saldırı politikalarından medet umanlar şimdi panik içinde. Tekel işçilerinin kazanması durumunda bütün emekçilerin kazanacağını, kendilerinin kaybedeceğini biliyor ve bundan korkuyor. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Biz haklıyız, biz kazanıyoruz. Kardeşler! İşçileri, kardeşler, onurlu mücadelemizin 55. gününde emek dostu, sanatçılarımız, aydınlarımız güç vermeye, destek vermeye geldiler. Hoş geldiniz emek dostları, hoş geldiniz kardeşler, hoş geldiniz canlar. Yalnız değiliz. Emek
dostu sanatçılarımız Yavuz Bingöl aramızda. Suavi aramızda. Edip Akbayram aramızda. Melike Demirağ aramızda. Onur Akın aramızda. Derya Köroğlu aramızda. Mazlum Çimen aramızda. Nebil Özgen Türk aramızda. Mor ve Ötesi aramızda. Mahir İpek aramızda. Alper Kul aramızda. Suat Onan aramızda. Ataol Behramoğlu aramızda. Hülya Behramoğlu aramızda. Ahmet Kelli aramızda. Mehmet Öder aramızda. Oktay Etiman aramızda. Ağırlaşırsa çöker. Derin Taşpınar aramızda. Aydın Şimşek aramızda. Adnan Caymaz aramızda. Bülent Seyhan aramızda. Tuğba Öday aramızda. Avukat Hüseyin Cengiz aramızda. Hoş geldiniz dostlar. Hoş geldiniz kardeşler. Sevgili arkadaşlar, aranızda olmaktan dolayı çok mutluyuz. Ama öncelikle şunları söyleyelim. Volkan Konağ'ın, Melike Demirağ'ın, Tarık Akan'ın, Rutkay Aziz'in çok çok selamlarını getirdik sizlere. Onlar ayrı bir grup olarak gelecekler. Mor ve Ötesi Harun'un da çok selamlarını getirdik. Onlar ayrı bir grup olarak sizleri ziyaret edecekler. Bu ayın sonuna kadar sizleri yalnız bırakmayacağız. Hatta devam ederseniz biz de sizinle birlikteyiz. Kardeşler, şu günlerde hangi film setinde bir araya gelsek sizlerin direnişinizden konuşuyoruz kendi aramızda. Şu günlerde ne zaman bir konser için platforma çıksak sizlerin direniş türkülerini söylemek geçiyor içimizden. Son zamanlarda kalemi her ele alışımızda bir şeyler yazmak istesek direnişiniz geliyor aklımıza. Öyleyse dedik, kalkıp onlarla birlikte olduğumuzu kendilerine doğrudan söyleyelim dedik ve işte bu yüzden aranızdayız. Bizler sinema emekçileri, müzisyenler, yazarlar, şairler, gazeteciler, sizlerle birlikte ülkenin egemenlerine karşı kol ve kafa emeğinin kardeşliğini söylemeye geldik. Zaten kentlerde ve kasabalarda, köylerde ve mezralarda yaşayan, emekten yana olan insanlar sizin yanınızda. Yalnız değilsiniz, bundan emin olun. Siz 1920'lerdeki demiryolu emekçileri grevinden, 1 Mayıs 1977'deki nice onurlu işçi sınıfı mücadelesinden devraldığınız mirası dalgalandırıyorsunuz burada. Sizi bu karda kışta ekmeğinizi ve onurunuzu savunmak zorunda bırakan ve üstelik gücünüzü bölmek için elinden geleni yapan egemenlere karşı yalnız değilsiniz, emin olun. Emeğin birleşik gücü karşısında bütün kirli oyunlar bozulacaktır. Haksızlık ve adaletsizlik tarihin çöplüğüne atılacaktır. Emin olun. İşte bu yüzden birleşe birleşe kazanacağız inşallah. Birleşe, 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 birleşe.
sloganda ölmek var, dönmek var cümlesini kullanıyorsunuz ya. Ölmemek adına cümle kurmak için buradayız. Çünkü yeteri kadar mağdur, yeteri kadar noksan, yeteri kadar örselenmiş hayatlar yaşıyoruz. Emeği en saygın yere getiren de bütün bu zorlukları göğüsleyebilen, onurlu ve dik olan başıdır. Bu yanıyla ölmeler üzerine değil, yaşamak, başımızı dimdik tutmak ve emekten aldığımız güçle birleşe birleşe, çoğala çoğala üzerimize gelen vahşi saldırganlığı tasfiye ederek, buradan ölerek değil, başımız dik yaşayarak çıkacağız.